Şifre: Kişiye özel 339. Erzurum 21 Ağustos 1919. 12. Kolordu Komutanlığı. 20. Kolordu Komutanlığı. Yalnız 12. Kolordu. İlgi: 13 Ağustos 1919. İstanbul'da çeşitli partilerin Amerikan Komisyonu'na verilmek üzere aldıkları kararlar burada heyeti temsiliyemizce son derece üzüntü ve esefle karşılandı. Çünkü birinci maddede Ermenistan'a doğu illerimizden toprak verilmesi söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına yazılmasının bugün için uygulamada mümkün olamayacağı şöyle dursun, unsurlar arasındaki nefret ve öc alma duygusunun dehşet ve şiddeti, Osmanlı Ermenilerinin dönmeleri halinde bile iller içinde yoğun olarak yerleştirilmelerini tehlikeli göstermektedir. Bu bakımdan suçlu olmayan Osmanlı Ermenilerine gösterilecek en büyük kolaylık, adaletli ve eşit şartlar altında vatanlarına dönmelerini kabulden başka bir şey olmayacaktır. Üçüncü maddede Erzurum ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu hayali bilgisizlik ve vukufsuzluktan başka bir şey değildir. Harpten önce bile buralarda oturanların büyük çoğunluğu Türk, birazı Zaza denilen Kürtlerden ve pek azı da Ermenilerden ibaretti. Bugün artık varlığından söz edilecek sayıda Ermeni yoktur. O halde bu gibi dernekler yetkilerini bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse hiç olmazsa Harbiye ve Hariciye Nezaretlerinin barış hazırlıkları dolayısıyla yaptıkları resmi istatistik ve grafiklere olsun başvurmak zahmetinden kaçınmamalıdırlar. Bu telgrafın aynen İstanbul'a gönderilmesini rica ederiz. Mustafa Kemal. Güvenlikle ilgili. 2013. Ankara 14 Ağustos 1919. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı. Mustafa Kemal Paşa'ya özel. İstanbul'a gönderilmek üzere yazmış olduğunuz son cevaplarınız yerine ulaştırılmış ve buna cevap olarak basılı bir raporla Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürük Sulu Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Cami, Reşit Sadi Beyler, Esat Paşalar gibi pek çok şahsiyetin düşüncelerine uygun olan Kara Vasıf'ın yani Cengiz'in ve Halide Edip Hanım'ın görüşlerinin yer aldığı uzun mektuplar geldi. Bunları sırayla özetlenerek arz edileceği gibi asılları da Sivas'a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yardıma ihtiyaç duyulduğu ve bu yardımın Amerika tarafından yapılmasının en az zararlı yol olarak kabul ve uygun bulunduğu şeklinde bir gerekçe ileri sürmektedir. Basılı rapor, Cami, Rauf, Ahmet, Reşit Hikmet, Reşit Sadi Beylerle, Halide Hanım, Kara Vasıf, Esat Paşa, bütün parti ve derneklerin düşünceleri yoklandıktan sonra büyük çoğunluğun görüşüne göre düzenlenmiştir. Vakit varmış. Kongrede bir an önce iş görmek, Amerikalılar gitmeden tebligat yapılmak gerekirmiş. Amerikalıları oyalayarak hareketleri geciktirilmeye çalışılıyormuş. Kongre hemen kesin bir karar verebilir mi? Sorusuyla Amerikalılar bu düşünceyi benimsediklerini hissettiriyorlarmış. Kongrenin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olunur. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat. Bu telgrafta sözü edilen uzun mektuplar günlerce telleri işgal eden şifrelerle verildi. Birbirine ekli olan o şifrelerden biri de şuydu. Güvenlikle ilgili kişiye özel. Ankara 17 Ağustos 1919. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kazım Beyefendi. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine özel. 16 Temmuz 1919 tarih ve 880 sayılı şifrenin 9. maddesinin ekidir. Kara Vasıf'ın 10 numaralı madde hakkında ek olarak verdiği bilgi. 1. Bir yardım şeklinde Amerika'ya taraftar olursak ve bunu Doğu İlleri Kongresi, Milli Kongre bir istek gibi telgrafla hükümetimize bildirirse, Wilson'un Amerikan Kongresi'ne karşı güzel bir dayanak noktası olacaktır. İstanbul'da pek çok aydın bu görüşten yanadır ve böyle bir şey hazırlıyorlar. Eğer Anadolu'da yaparsa yararlı olur diyorlar. Böyle olursa Amerika'nın mandasından yararlanarak öteki alçak düşmanları memleketimizden çıkarmak ve sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşmak mümkün olur ve uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi şiddetle suçluyorlar. Yani hükümeti aşağılayıp milletimizi de horluyorlar. Temsilcilerine İstanbul'dan çıkışını, Paris'e gidişini, muhtıraları. Sonra diyorlar ki Avrupa'nın yapmaya cesaret edemediğini siz kabul ediyorsunuz. Söz gelişi Avrupa büyük bir Ermenistan kurulmasını düşünmüyor. Sizin sadrazam Toros'tan sınır veriyor.
Ermenistan istiyor. Oysa şimdiye kadar Amerikan komisyonlarından hiçbiri bile buna olabilir demedi. Bütün raporlara göre Anadolu'da Türkiye'de bir Ermenistan kurmak şöyle dursun, muhtar ve bölgesel idareler bile oluşturmak mümkün değildir. Nüfusları yok, toprakları yok. Bu yönetim müthiş bir askeri kuvvete dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika bu lütfu yapamaz. Öteki devletler de buna tahammül edemez. Meğer ki oraları zapt etsinler ve barış yapsınlar. Bu da mümkün değil. Rekabet bunu engeller. İşte İstanbul'un haberleri. Orada iyice düşünülsün. Epeyce zaman vardır. Amerikan Kongresi hemen hemen Wilson'u dinlemek üzeredir. 2. İstanbul'da büyük çapta temaslar var. Onun için Mustafa Kemal Paşa genel bir emir verir mi? Yoksa İstanbul'un karar ve çalışmalarını benimser mi? Bu çalışmaların amacı milletin birliği, vatanın bütünlüğü, istiklal ve hakimiyetin elde edilmesi. Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir emir vermezse ve kendi hemen oradan Amerikalılar, İngilizler ve diğer yabancılarla temasa geçmezse, tabii burada faaliyet devam edecektir. Belki ters bir sonuç ortaya çıkabilir. Buna dikkati çekelim. Bu rolü siyaseti çok daha iyi yürüten bir Mustafa Kemal Paşa'nın mücadelesine ve kuvvetine dayanmaksa, onun sözleri, demeçleri, tavır ve hareketleriyle tutum ve söz olarak yalanlamış. 3. Çolak Hüseyin Selahattin ikiyüzlü davranışını sürdürüyor. Sadık Bey'in en gözde bendelerinden olan bu şahsın bir mevki sahibi olmaması için ne yapılacağı düşünülüyor. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat. Kara Vasıf Bey'e bildirilmek üzere verilen cevap şuydu. Şifre, kişiye özel 152. Erzurum, 19 Ağustos 1919. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine. İlgi, 17 Ağustos 1919. 1. Sözü edilen Amerikan mandasının nasıl bir yardım sağlayacağının dikkatli bir incelemeden geçirilmesi ve milli gayemiz açısından bir yararı olup olmayacağının da hesaplanması pek önemlidir. İstanbul'da çalışan grubun gayesi milletin birliği, vatanın bütünlüğü, istiklal ve hakimiyetin elde edilmesi noktasında toplanmış gösterildiğine göre, Amerikan mandasını kabul durumunda bu gaye korunmuş olabilir mi? 2. Milli isteklere bağlı kalmayan ve onlara uygun düşmeyen kararlar hiçbir zaman milletçe kabul edilemeyeceğinden, milletimizin ve vatanımızın alın yazısını tayinde milli vicdana tercüman olmaktan ibaret bulunan görevimizi tam olarak yerine getirebilmek için milli isteğin odaklaşarak tek bir hedefe yönelmesini beklemeden hiçbir meselede yetkili görünmemiz doğru değildir. Bundan dolayıdır ki tarafımızdan yabancılarla olan temas ve ilişkilerin kongrenin kararlarına uyularak millet adına yapılmasını tercih etmekteyiz. Tanrı'ya şükür yurdumuzdaki milli akımın pek çok gelişmekte, kökleşmekte ve güçlenmekte oluşu bizleri sürekli olarak bu noktaya doğru çekiyor ve davet ediyor. 3. Şurası da göz önünde tutulmalıdır ki, memleket ve milletin alın yazısı üzerinde Amerika veya herhangi bir devletle anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet, ancak milli hakimiyet ilkesini kabul ve milli bir meclisin varlığını benimseyerek ona dayanmayı gerekli sayan bir hükümet. Bu takdirde İstanbul hükümetini oluşturacak şahısların da mutlaka bu vasıfları taşıması gerekir. Burada bizce olduğu gibi oradaki çalışmalarınız da bu amacın sağlanmasına yönelmelidir. 4. Yakında kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal. Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Mr. Brown'la bizzat görüşmeyi uygun gördüm. Karşısındakini kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç. Manda meselesinin kongrede görüşülmesi. Şimdi efendiler, kongrede manda konusunda yapılmış olan görüşme ve tartışmaları elden geldiğince olduğu gibi yüksek kurulumuzu anlatmaya çalışacağım. Birçok kimse söz aldı. Hiç kimseye söz vermeden önce başkanlık kürsüsünden kayıtlara aynen geçmiş olan şu kısa konuşmayı yaptım. Bu rapor üzerine görüşmeye başlamadan önce bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim. Raporda söz gelişi Mr. Brown'dan söz edilmekte ve 50 bin kişilik bir işçi ordusunun getirileceğini söylediği bildirilmektedir. Efendiler, Mr. Brown, ben hiçbir resmi sıfatla görüşmüyorum. Tamamıyla özel olarak görüşüyorum diyor. Ve hatta Amerika'nın mandayı kabul edeceğini değil, belki etmeyeceğini söylüyor. Onun için sözleri Amerika adına değil, kendi adınadır. Mandanın ne olduğunu kendi de bilmiyor. Manda siz ne derseniz odur diyor.
Bu raporda önemli olarak manda meselesi vardır. Bu konuda görüşmeden önce 10 dakika ara verelim. Saat 15.25. Sonraki oturumda ilk söz Vasıf Bey'indir. Vasıf Bey, önce mandanın ne olduğu konusunda uzun açıklamalar yaptı. Sözü başkalarına bıraktı. Yeniden söz aldı ve bir kere prensip olarak mandayı kabul edelim, şartları üzerinde daha sonra görüşürüz dedi. Üyelerden Macit Bey adında bir zat, genel kurulda asıl görüşülecek mesele bundan sonra yalnız yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Mandayı nasıl yorumlayacak ve mandaterle ne tarzda görüşeceğiz? Bizi mandasını alacak devlet kim olacaktır? Asıl mesele budur şeklinde konuştu. Ben, başkanlık kürsüsünden, zannederim bu rapordan iki görüş ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi, devletin içte ve dışta bağımsızlığından vazgeçmemesi. İkincisi de, devlet ve milletin yabancı devletlerin zararlı baskıları karşısında bir yardım ve destek ihtiyacında bulunup bulunmamasıdır. Asıl kararsızlık doğuran nokta budur. İzin verilirse bu noktayı etraflıca düşünmek için teklif komisyonuna havale edelim. Sonra da yüksek huzurlarınıza arz edelim. Herhalde içeride ve dışarıda bağımsızlığımızı kaybetmek istemiyoruz dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey, yüklendiğimiz görev pek ağır ve önemlidir. Boş tartışmalara ayıracak hiçbir dakikamız yoktur. Bu raporumuzu görüşelim ve vakit geçirmeden hemen bir karar alalım dedi. Ben başkanlık kürsüsünden bu meseleyi komisyon başkanı olmak dolayısıyla açıklayayım. Ben aynı zamanda teklif komisyonu başkanıydım. Bu rapor metni komisyonda okundu. Üzerinde birçok konuşma ve tartışma yapıldı. Ancak kesin karar verecek şekilde bir görüş belirmedi. Daha önce genel kurulda okunmaksızın teklif komisyonuna gönderilmişti. Bu sebeple bir defa da burada okunup genel kurulun görüşü belirdikten sonra yeniden teklif komisyonuna gönderilerek kesin karar verilmesini istemiştik dedim. İsmail Fazıl Paşa merhum da söz alarak şu konuşmayı yaptı. Bekir Sami Bey'in düşüncesine katılırım. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Aslında sorun da basitleşmiştir. Tam bağımsızlık mı yoksa manda mı kabul edeceğiz? Alacağımız karar budur. Böylesine önemli, hatta pek önemli olan bir meseleyi yeniden komisyona götürmek ve oradan yeniden genel kurula getirmekle vakit geçirmeyelim. İş uzar. Zamanımız değerlidir. Buna bugün, yarın yahut öbür gün genel kurulda bir karar verelim. Komisyonda vakit geçirmeyelim. Çünkü pek ince bir konudur. Bunun arkasından Hami Bey söz alarak İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Beyefendinin düşüncelerine katıldığını söyledikten sonra herhalde bir desteğe muhtacız. Bunun en basit delili de devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir buyurdular. Bundan sonra Raif Efendi manda aleyhinde konuştu. İsmail Fazıl Paşa ona karşılık olacak şekilde uzun bir konuşma yaptı. Daha sonra tekrar Bekir Sami Bey söz aldı ve dedi ki, İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin tamamıyla katıldığım konuşmasına yalnız bir şey ilave edeceğim. Kırım Muharebesi'nden savaşı kazanmış olarak çıkıp da katıldığımız Paris Kongresi'nde müttefiklerimizin bize yüklemiş oldukları bilinen şartlarla bu şimdiden okunan rapordaki isteklerimiz karşılaştırılacak olursa, bunlardan hangisinin daha çok bağımsızlığı yok edici olduğu anlaşılır sanırım. Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey, Hami Bey'den sonra da Refet Bey, Refet Paşa konuştular. Refet Bey'in konuşması aynen şöyleydi. Mandanın bağımsızlığı yok etmeyeceği gerçeği ortadayken, bazı arkadaşlarımız bağımsız mı kalacağız yoksa mandayı mı kabul edeceğiz tarzında bir takım görüşler ileri sürüyorlar. Onun için her şeyden önce mandanın ne olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte daha mandadan söz etmeden önce düşünceleri gıcıklayan bu raporda bu deyimin ne şekilde anlaşılmış olduğunu bilmek gerekir. Fazıl Paşa Hazretleri bağımsızlığı korumak şartıyla manda buyuruyorlar. Hami Beyefendi tarafından verilmiş olan rapor iki bölüme ayrılıyor. Bir gerekçe bölümü var. Ondan sonra bir de mandanın ne olduğunu anlatan bölüm var. Manda meselesini buradaki görüş açılarından değerlendirebilmek için önce bir noktayı anlamak isterim. Bu rapor metni genel kurulda görüşülmeye sunulmuş mudur, sunulmamış mıdır? İsmail Fazıl Paşa. Yanlış anlaşıldığı için biz üçümüz, Fazıl Paşa, Bekir Sami ve Hami Beyler bu raporu geri çekiyoruz. Hiç verilmemiş saydık dedi. Bu raporun müsveddesi de temize çekilmişi de kendilerinde kalmıştır. Başkanlıktan rapor geri alınmıştır dedim. Raporun geri alınmış olmasına rağmen söz alan Refet Bey, kayıtlarda 5-6 sayfa yer tutan özentili bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan kayıtlara dayanarak olduğu gibi aldığım bazı cümleler konuşmanın maksadını açıklamaya yetecektir sanırım.
Refet Bey diyordu ki, bizim Amerika mandasını tercih etmekten maksadımız, bütün toplumları kendine tutsak eden kalpleri, vicdanları söndüren İngiliz mandasından kurtulmak ve sakin milletlerin vicdanlarına saygılı olan Amerika'yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para meselesi değildir. Söz olarak manda ile bağımsızlık birbirine engel olan şeyler değildir. Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmayacak olursak, işte o zaman mandanın altında eziliriz. Ve o zaman manda bizim için bağımsızlığımızı yok edici bir unsur olur. Bir de diyelim ki biz dışarıda ve içeride tam bir bağımsızlık isteriz. Ancak acaba hemen kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ondan da önce acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı? Bunu düşünün. Şurası bir gerçektir ki bugün bizi İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan aralarında bölüşmek istiyorlar. Ancak eğer biz bugün bu devletin kefilliği altında bir barış anlaşması yapacak olursak, ileride uygun şartlar altına girer girmez hemen döner ve kendi yararımızı sağlarız. Fakat eğer olumsuz bir durum ortaya çıkacak olursa, acaba büsbütün faydasız olmayacak mıyız? Herhalde bir Amerikan kefilliğini kabul etmek zorundayız. 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu, yıkılmış bir memleketi, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak 15 milyon lira geliri olan bir millet için bir dış dayanak olmaksızın yaşamak imkanı olamaz. Eğer bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve dışarıdan bir destekle kalkınamayacak olursak, belki de ileride Yunanistan'ın saldırılarına karşı bile kendimizi savunamayız. Allah korusun, eğer İzmir Yunanistan'da kalsa ve aramızda bir savaş çıksa, düşmanımız Yunanistan'dan vapurlarla asker getirebileceği halde, acaba biz Erzurum'dan hangi demir yollarıyla ulaştırmamızı sağlayabileceğiz? O halde Amerikan mandası her şeyden önce bir kefil ve yardımcı bulmak için gereklidir. Konuşmacı sözlerini şu cümleyle bitirdi. Eğer sunmuş olduğum bu açıklamalarla ilerideki görüşmeler için bir giriş yapabildimse ne mutlu. Efendiler, bu parlak ve ustalıklı söylevin dinleyenlerin düşünce ve görüşleri üzerinde yapabileceği yanıltıcı etkinin derecesini kolaylıkla takdir buyurursunuz. Zihinlerin bunun ardından gelebilecek aynı görüşteki konuşmacıların konuşmalarıyla büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve kendilerini özel olarak aydınlatıp yol göstermeye fırsat bulabilmek için derhal 10 dakika dinlenelim efendim diyerek oturuma ara verdim. Saat 17.30. Efendiler, bu söylevin son cümleleri üzerinde dikkatle durulmaya değer. Refet Beyefendi, Yunanlıların İzmir'i işgalini geçici sayıyor ve savaş halinde olduğumuzu kabul etmiyor. Yunanlılar İzmir'de kalır da savaş durumuna girilirse başa çıkamayacağımız görüşünde bulunuyor. Bundan sonraki oturumda Bursa temsilcilerinden Ahmet Nuri Bey, manda aleyhinde uzun bir konuşma yaptı. Hami Bey, buna daha uzun bir konuşmayla cevap verdi ve gerçekten de pek uzun olan konuşmasının sonlarına doğru anlattıklarını şu bilgilerle doğruluyordu. Fakat şimdi biraz da işin kesin bildiğim bir yanından söz edeceğim. Konunun bu aşamasında ilgili kişiyle şahsen bağlantı kurmuş olduğum için sözlerim tahmini değildir. Kesin bilgilere dayanıyor. İstanbul'dan hareket etmeden önce eski Sadrazam İzzet Paşa Hazretlerini ziyarete gitmiştim. Herhalde bir manda ihtiyacında olduğumuza kendileri de inanıyorlardı. Bendenizden de bu konudaki düşüncemi sordular. Ben de düşündüklerimi arz ettim. Birkaç gün sonra bendenizi çağırıp şu meseleyi açıkladılar. Suriye ve Adana bölgesinde dolaştıktan sonra İstanbul'a gelip siyasi partilerin görüşlerini öğrenmeye çalışan Amerikan Araştırma Komisyonu üyeleri İzzet Paşa'yı konağında ziyaret ederek Anadolu'daki milli teşkilatın Türk milletini temsil ettiği inancında olduklarını ve Paşa'yı da, yani İzzet Paşa'yı bu işin öncüsü bildiklerini söylemişler. Ve eğer siz Erzurum ve Sivas kongrelerine Amerikan mandasını istettirecek olursanız Amerika'da Osmanlı mandasını kabul edecektir demişler. Paşa bunu bendenize açıkladıktan sonra bu milletin bir harbe daha gücü kalmadığından ve herhalde böyle bir çareye başvurmak zorunda kaldığımızdan söz etti. Ve Sivas'a gittiğim zaman oradakilere bu durumu anlatmaklığımı tavsiye buyurdu. İzzet Paşa'nın inancı da bu şekilde istenecek bir mandanın %90 kabul ihtimalinin bulunduğu ve yalnız bizim için bir takım şartları ileri sürmenin zaruri olduğu merkezindedir. Hatta Paşa, Amerika için milletin isteğine dayanmayan bir mandayı kabul etmek mümkün olmadığından, Kongremiz tarafından gösterilecek isteğin Avrupa devletlerine karşı Amerika lehinde bir dayanak noktası olacağını da söyledi.
Bendeniz bu meseleyi İstanbul'dan şifreyle Erzurum'da Rauf Bey'e bildirdim. Manda'nın kendinden çok adına karşı çıkanlar boşuna telaşlanıyorlar. Kelimenin önemi yoktur. Önem işin gerçeğinde ve niteliğindedir. Manda altına girdik demeyelim de isterlerse varlığını ebedi olarak sürdürecek devlet olduk diyelim. Bu son söze cevap verenler arasında Hüsrev Sami Bey'in şu sözleri işitildi. Fakat bizim bu çalışmalardan beklediğimiz kendimizi savunmak şekliyle sonsuza dek varlığını koruyacak bir millet olduğumuzu ispat etmektir. Hami Bey buna düşüncesinde bir geriye dönüş sezgisi uyandıracak şekilde cevap verirken Kara Vasıf Bey söz aldı ve o günkü toplantının sonuna kadar konuştu. Vasıf Bey'in uzun sözlerinin özetini kayıtlara olduğu gibi geçmiş olan şu cümlelerle yüksek dikkatlerinize sunuyorum. Bütün devletler bizi tamamen bağımsız bırakacaklarını söyleseler bile biz yine bir dış desteğe muhtacız. Vasıf Bey sözlerinin başında Manda'ya dışarıdan destek adını verelim demişti. 400 ila 500 milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecektir. Halbuki bizim gelirimiz bunun faizine bile yeterli değildir. O zaman güç bir durumda kalacağız. Bu durumda bağımsız olarak yaşamaya mali durumumuz elverişli değildir. Sonra yanı başımızda bizi bölüşmeyi emel edinmiş hükümetler var. Onların ihtirasları karşısında mahvoluruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar. Biz henüz kanı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar zırhlı savaş gemisi yapıyorlar. Biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu şartlar altında bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi bölüşürler. Vasıf Bey konuşmasını şu sözlerle bitiriyordu. İstanbul'daki Amerikalılar Manda'dan korkmayınız. Milletler Cemiyeti tüzüğünde yeri vardır diyorlar. İşte bütün bunlardan dolayı İngiltere'yi kendimize sürekli düşman, Amerika'yı da en az kötülük gelebilecek bir devlet olarak kabul ediyorum. Eğer uygun bulursanız buradan İstanbul'daki temsilciye bir mektup yazıp gizlice bir heyet göndermek için bir torpido isteyebiliriz. Eylül'ün 9'unda Salı günü yapılan toplantıda Manda meselesine dokunan Rauf Bey'in kayıtlara geçen konuşması aynen şöyledir. Bu Manda konusu üzerinde şimdiye kadar gerek basın ve gerekse başka çevreler tarafından birçok sözler söylendi. Gerçi yüksek kurulum dış destek prensibini kabul buyurmuş ise de bu desteği kimden isteyeceğimiz açıklanmadı. Bunun Amerika olduğu dolaylı olarak anlatılıyorsa da bence doğrudan doğruya belirtilmesinde bir sakınca olamaz. Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere Rauf Bey'in görüşüyle gerek Sivas Kongresi heyetinin ve gerek Erzurum Kongresi heyetinin anlayışları arasında bir görüş ayrılığından doğan yanlışlık olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey'in görüşünün yorumu niteliğinde olan bu sözlerin gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongreleri bildirilerinin 7. maddesindeki yazılış şeklinden kaynaklandığına hükmedilebilir. Gerçekten de bu maddenin yazılış şeklinde belki de mandacılıkta pek ileri giden ve sonu gelmemiş propagandalarıyla kamuoyunu bulandıranları susturmak ve belki bundan da çok onların iddialarına cevap olacak bir özellik vardır. Madde metni dikkatle okunur ve incelenirse ne manda ne de Amerika'nın mandaterliğini istemek düşüncesinin yer almadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi aynen hatırlatmak isterim. Madde 7. Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır. Teknik, sınai ve ekonomik durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder. Bu itibarla devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığıyla vatanımızın bütünlüğünü korumak şartıyla 6. maddede belirtilen sınırlar içinde milliyetin gereklerine saygılı ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik, sınai ve ekonomik yardımını memnunlukla karşılarız. Böyle adaletli ve insani şartları içine alan bir barışın bir an önce gerçekleşmesi insanlığın güvenliği ve dünyanın huzuru adına başta gelen milli gayemizdir. Efendiler, bu maddenin hangi noktasında manda ve mandeterin Amerika olacağı görüşü vardır? Olsa olsa herhangi bir devletin teknik, sınai ve ekonomik yardımını memnunlukla karşılarız sözlerinden manda düşüncesi çıkaranlar olabilir. Ancak mandanın anlam ve gayesinin bu olmadığı bir gerçektir. Her zaman ve bugün bile bu açıklık çerçevesinde yapılacak yardımları kıvançla karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara, Ereğli ve Keller-Diyarbakır demiryollarının yapımı için bir İsveç firmasının Kayseri, Sivas
Turhal hatlarının yapımı için de bir Belçika firmasının teknik, sanayi ve ekonomik yardımını severek kabul ettik. Söz gelişi Ankara şehrinin ve diğer Anadolu şehirlerimizin bir an önce kurulup yapılmalarında olsun, öteki bütün kara ve demir yollarımızın, limanlarımızın yapımlarında olsun, teklifte bulunacak yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını severek kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin içeride ve dışarıda devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığıyla vatanımızın bütünlüğünü bozmaya yönelmiş gizli emelleri olmasın. Bu maddede yer alan milliyetin gereklerine saygılı ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devlet ifadesinden Amerikan devleti anlamının çıkarılması da yersizdir. Çünkü milliyetin gereklerine saygılı dünya devletleri arasında yalnız Amerikalılar yoktur. Söz gelişi İsveç devleti, Belçika devleti aynı nitelikte devletler değiller midir? Bu devletlerden herhangi birinin mandaterliği de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer dolaylı olarak Amerikan devleti kastedilmek istenseydi, herhangi bir devletin ifadesi yerine bir devletin kelimeleri veya hiç olmazsa sadece devletin kelimesiyle yetinilmesi gerekirdi. Bu bakımdan maddenin açıkladığı şartlar çerçevesinde teknik, sanayi ve ekonomik yardımın iyi karşılanacağı hususunun bütün devletler için söz konusu olduğu açıktır. Efendiler, bu manda konusu üzerindeki görüşümün, bu görüş bundan önce yapılan ve şu anda yüksek kurulunuzun da öğrenmiş bulunduğu bunca yazışma ve tartışmalarımızla ortaya konmuştur. Aylardan beri gece gündüz yanımda bulunan bir arkadaş tarafından hala anlaşılmamış olduğuna hükmedilebilir mi? O halde Rauf Bey ya aslında benimle aynı görüşte değildi veyahut aynı görüşteydi de Sivas'ta İstanbul'dan gelenlerle yaptığı konuşmadan sonra görüş değiştirmiş oluyordu. Burasını kestirmek bence güçtür. Şimdi biraz da Rauf Bey'i dinleyelim. Rauf Bey sözüne şöyle devam ediyor. Ateşkes anlaşması yapıldığı sıralarda Almanların barış anlaşmasını imza etmeyecekleri sanılırken İngiliz basını bazı sırları açığa vurdu. Bunun birinci bölümü Almanya'nın barış anlaşmasını imza edeceği konusuydu. Bu gerçekleşti. İkinci bölümü de Türkiye'nin bölüşüleceği konusuydu. Bu çok şükür gerçekleşmedi. Bu bölümde konferansın aldığı karar gereğince Kızılırmak'ın doğu tarafı Ermenistan sayılarak Amerikan himayesine veriliyor. Belki Gürcistan'la Azerbaycan da Amerika'ya bırakılıyor deniliyordu. Kızılırmak'ın batısındaki topraklar da İzmir ve İstanbul bunların dışında kalmak üzere denize çıkış yeri Antalya olarak Türkiye'yi oluşturuyordu. Bu bölgenin kuzeyi İtalyan ve Fransız, güneyi de İngiliz himaye ve yönetimine veriliyordu. İzmir'in işgali bu açığa vurulan sırların doğruluğunu ispata başladı. O halde böyle bir tehlike karşısında memleketimize karşı en tarafsız durumda bulunan Amerika'nın desteğini kabule mecburuz. Ben bu görüşteyim. Rauf Bey'in düşüncesini anlamak için bundan sonra daha çok devam eden sözlerini dinlemeye bilmem gerek kaldı mı? Efendim, pek uzun ve tartışmalı olarak geçen bu manda görüşmesi, taraftarlarını susturacak ortalama bir çare bulunarak sona erdi. Hem de bu çareyi teklif eden yine Rauf Bey oldu. Amerika'da yıllardan beri aleyhimizde yapılmakta olan olumsuz yöndeki propagandaların doğurduğu düşünce akımını düzeltmek için her şeyden önce Amerikan Kongresi'nden memleketimizi inceleyecek ve gerçeği görecek bir heyet davet etmek. Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kongre Başkanlık Divanı'nın imzalarıyla bu yolda bir mektup kaleme alındığını hatırlıyorsam da bu mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Kaldı ki ben bu mektuba özel bir önem de vermiş değildim. Efendiler, sırası gelmişken kısaca şunu belirteyim. Belge olarak başvurduğum kongre tutanakları, Başkanlık Divan Katipliğinde bulunan Afyon Karahisar temsilcisi Şükrü ve manda lehindeki konuşmalarını dinlediğimiz Hami Beyler tarafından tutulmuş ve Hami Bey'in yazısıyla düzgün bir deftere temize çekilmiştir. Sivas Kongresi'ni baltalama teşebbüsleri. Efendiler, kongre 11 Eylül'de sona erdi. 12 Eylül'de Sivas halkının da hazır bulunduğu açık bir toplantı yapılarak bazı nutuklar söylendi. Kongre görüşmeleri sırasında önemli olarak meclisi mebusan seçimlerinin çabuklaştırılması ve meclisin nerede toplanması gerektiği konularına dokunuldu. Ancak şimdi açıklamaya başlayacağım problemler kongre görüşmelerini kısa kesmeyi gerektiriyordu. Bu son noktalarla daha sonra heyeti temsiliye meşgul oldu. 9 Eylül 1919 günü toplanmış olan bazı bilgiler kongreye şu şekilde açıklandı.
Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki İngiliz kuvvetleri bir kat daha arttırıldı. General Miller Konya'ya geldi. Konya valisi Cemal Bey ve Ankara valisi Muhittin Paşa karşı koymaya çekiniyorlar. Yeni Kastamonu valisi Ali Rıza Bey de tıpkı Cemal Bey türünden bir adammış. Pek sayın arkadaşların böyle durumlar karşısında şiddetli davranma taraflısı olduklarını bildiğimden hemen sert tedbirler alınmasını Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa da kongrenin kendine olan güvenine dayanarak kongre adına gereken bildiri ve girişimlerde bulunmuştur. Bu davranış tarzının yüce kurulunuzca kabul edilmesini rica ediyor. Fuat Paşa valilere sert uyarılarda bulunuyor. Bölgelere yüksek rütbeli subaylardan milli komutanlar tayin ediyor ve bu komutanlara millet adına her türlü yetki verilmişti diyor. Kongre teklifi kabul etti. Bundan sonra ben açıklamalara şöyle devam ettim. Buraya Galip Bey adında bir vali tayin edilmiş, geliyormuş. Ancak bunun Harput valisi Galip Bey mi yoksa Trabzon valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı. Fakat biz başka bir bilgi elde ettik. Mr. Novel adında bir İngiliz binbaşısı Bedirhanlılardan Kamuran Celadet ve Cemil Beylerle birlikte yanında 15 kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya'ya gelmiş. Ve mutasarrıf Bedirhanlı Halil Bey tarafından karşılanmışlar. Harput valisi de görünüşte bir posta hırsızının peşine düşme bahanesiyle otomobille Malatya'ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Adıyaman'daki müfreze de verilmiştir. Maksatlarının Kürtleri Kürdistan kurulacağı vaadiyle aleyhimize çevirerek bize karşı suikast yapılmasına yöneltmek olduğu anlaşılmış ve karşı tedbirlere de başvurulmuştur. Diyelim ki valiyi ve diğerlerini tutuklatmak istiyoruz. Malatya mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatya'ya çağırmıştır. Bu durum üzerine 13. Kolordu bölgesinde faaliyete geçtik. Gereken tedbirler alınmıştır. Yarın akşam Harput'tan gönderilecek bir askeri birlik bozguncuları tepeleyecektir. Buradaki kolordu komutanı da gereken tedbirleri almıştır. Malatya'ya ve öteki yerlere de gereken emirler verilmiştir. Efendiler, Sivas Kongresi'nin hemen hemen bütün toplantı süresince sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalmıyordu. Ancak aldığım bütün bilgileri olduğu gibi kongre heyetine sunmakta yarardan çok sakınca buluyordum. Gördünüz ki şimdi açıkladığım üzere gerçekten tehlikeli sayılabilecek nitelikte olan Ali Galip meselesinden de söz ederken dikkatli bir dil kullanmayı tercih etmiştim. Bence en önemli mesele her türlü güçlük ve tehlikelere rağmen Sivas Kongresi'nin sonuca ulaşan kararlarla görüşmelerini bir an önce tamamlamış olmak ve alınan bu kararları memlekette uygulamaya girişmekti. Bu isteğim yerine geldi. Bütün memleketi içine alan Milli Teşkilat Tüzüğü'nün ve Genel Kongre bildirisinin hemen bastırılarak her yere dağıtılması yoluna gidildi. Ancak beklenenlerin dışında yeni olaylar karşısında kalındığından, kongre sona erdiği halde kongre üyelerinin yeni gelişmeler kendini gösterinceye kadar Sivas'ta kalmalarını uygun gördüm. Ve gerekirse daha etkili olağanüstü bir kongre toplamak için de hazırlık yaptım. Ali Galip'in kaçması üzerine kongre üyelerini Sivas'ta bekletmekten vazgeçildiği gibi Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine olağanüstü kongre toplanmasına da gerek görülmedi. Ali Galip olayı. Şimdi efendiler, milli mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim. Efendiler, daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum sıralarda Celadet ve Kamuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından bol parayla İstanbul'dan doğuya gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri, bir iki gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları haberi alındı. Bu haber üzerine bunların daha dağa meydan verilmeden gözetlenerek yakalanmaları gereğini 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanı'na, ayrıca Kurmay Başkanı Halit Bey'e ve Canik Mutasarrıfı'na bildirdim. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu Komutanı'na verdiğim emirde adı geçen kimselerin İstanbul'dan hareket ettiklerinin bildirildiğini ve alınacak tedbirler arasında özellikle Mardin istasyonunun sıkı bir kontrol altında tutulmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü yani 6 Eylül tarihinde Bedirhanlı ailesinden Celadet ve Kamuran'la Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem adlarında 3 şahsın yanlarında vaktiyle Diyarbakır ilinde aleyhimizde propaganda yapan bir yabancı subay bulunduğu halde silahlı Kürtlerin koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri, orada mutasarrıf ve belediye başkanı tarafından karşılandıkları 13. Kolordu'nun yazısından anlaşılıyor. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 3. Kolordu Komutanlığı'na bununla ilgili olarak gönderdiği
6 Eylül 1919 tarih ve 529 sayılı şifresinde verilen bilgide, yabancı subayın Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaştığını söyledikleri, Malatya'da bulunan süvari alayının mevcudunun azlığı yüzünden bunları tutuklamaya cesaret edemediği, bununla birlikte hemen tutuklanmaları için İstanbul'a başvurulduğu, 13. Kolordu'dan bildirilmiştir. Bu adamların ne maksatla hangi görevle nereleri gezecekleri konusunda bildiklerini Harput valisinden sordum denilmekteydi. Harput valisi Ali Galip Bey'dir. Bu adamların ne maksatla geldiklerini 3 Temmuz tarihinden beri bilmekteyiz. 5-10 silahlı Kürt'e karşı bir süvari alayının mevcudu az görülmüş, tutuklanmalarına cesaret edilmemiş, asıl hayret verici olan özellik bunların tutuklanması için İstanbul'a başvurulmuş olduğu haberidir. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen noktaları o zamanki durum değerlendirmesinde dikkate değer anlayış ve zihniyet farklarının bulunduğunu göstermesi bakımından kaydediyorum. Diyarbakır'da 13. Kolordu komutanının tutumu şüpheli göründüğünden doğrudan doğruya bu kolordunun kurmay başkanına 3. Kolordu komutanının imzasıyla 1 Eylül 1919 tarihinde yazılan kişiye özel şifrede Vali Galip, Malatya Mutasarrıfı Halil, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerle beraber İngiliz binbaşısının mutlaka yakalanıp Sivas'a gönderilmeleri için Elazığ'da bulunan 15. Alay Komutanı İlyas Bey'in kendi komutasında 60 kadar atlı ve katırlı askerden oluşan bir müfrezenin en geç 9 Eylül'de Harput'tan Malatya'ya hareketiyle ilgili olarak ve işin kestirmeden bitirilmesi bakımından doğrudan doğruya tebligat yapıldığı bildirildi ve müfrezenin hemen hareketinin sağlanması rica edildi. 8 Eylül'de Sivas'tan da bir otomobille bazı subayların gönderileceği bilgisi verildi. Diyarbakır'dan Kurmay Başkanı'nın 7-8 Eylül 1919 tarihiyle bana gönderdiği şifrede şöyle deniyordu. Tutuklama ile ilgili isteği öğrendim. Bu hususta komutan beyin emir vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü askeri özelliklerini biliyorum. Tarafımdan yapılacak tebligatı ise yerine getirmekten çekinirler. Bu konuda İstanbul'la haberleşmekteyiz. Bu duruma göre ne yapılması gerekeceğinin tayini yüksek kararınıza bağlıdır. Şifre kaleminin 357 sayısıyla arz edilmiştir. 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit. Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'den 13. Kolordu Komutanı'nın emrine cevap olarak gelen 8 Eylül tarihli telgrafta da Kolordu'dan aldığım emir üzerine hareketim geri bırakılmıştır. Kolordu'nun izni olmadan buradan hareket etmekliğim uygun düşmeyeceğinden hareket emrinin Kolordu'dan bildirilmesine lütfen yardımcı olunuz denilmekteydi. Halit Bey'e hemen verdiğim cevap aynen şuydu. 7-8 Eylül 1919. Bilinen şahısların alçaklıkları ortaya çıkmıştır. İstanbul hükümeti bu alçaklığa ortaktır. Oradan emir vermek, vakit geçirmemek gerek. Komutanın kararsızlığa düşeceğine ihtimal veriyorsanız, zat-ı haliniz tarafımızdan Elazığ ve Malatya'daki alay komutanlarına yapılmış olan tebligatımızın uygulamasını bildiriniz. Gerçekten lüzum varsa komutayı uygun gördüğünüz tümen komutanlarından biri üzerine alsın. Ağırdan alma zamanı geçmiştir. Yapılanlarla ilgili cevabınızı bekliyoruz. Kardeşin Mustafa Kemal. Alay komutanı İlyas Bey'e de aynı tarihte bizzat şu emri verdi. Malum şahısların hainlikleri ortaya çıkmıştır. İstanbul'daki merkezi hükümet de bunların hainliğine ortaktır. Kolordunuz komutanı bu konuda izin istemiş ve cevap alamamış olabilir. Bu bakımdan bu meselenin çözüme bağlanmasını zat-ı halinizden beklerim. Cevabınızı bekliyorum efendim. Malatya'da bu işi hallettikten sonra gerekirse Sivas'ta bize katılırsınız. Mustafa Kemal. Şifre dışındaki imza da 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'indi. Malatya'da bulunan 12. Süvari Alayı Komutanı'nın da 7-8 Eylül gecesi bizzat telgraf başına çağırmış ve görüşmekteydim. Alay Komutanı Cemal Bey'den durumu ve kuvveti hakkında bilgi aldım. Gelenlerin yanlarındaki silahlı Kürtlerle beraber 15-20 kişi kadar olduğunu, alayın da merkezde ancak o kadar kuvveti bulunduğunu söyledi. Ben bu kuvveti yeterli gördüm. Hatta süvari ve topçu alayının yalnız subayları yeterli olabilirdi. Ne var ki özel durumu ve maneviyatını anlamak istiyordum. Bunun üzerine telgraf konuşması şöyle geçti. Ben, Vali Galip Bey İngiliz binbaşısı, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin hep birlikte ustalıklı bir tertiple bu gece yakalanarak Sivas'a gönderilmeleri zaruridir. Durumunuz bunu yapmaya elverişli midir? Size buradan ve Harput'tan yardım yetiştirilecektir. Cemal Bey, valiyi de beraber mi?
Ben. Özellikle evet. Cemal Bey. Arz ettiğim üzere durum ve kuvvetim buna elverişli değildir. Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin yakalanmaları hakkında 13. Kolordu Komutanı ile haberleşme yapıldı. Sonunda durumun nezaketi dolayısıyla şimdilik tutuklanmalarının uygun olamayacağı hakkında emir de çıkmıştır, dedi. Artık bu zatın daha çok üzerine varılamazdı. Kendilerine hissettirmeden sıkı bir şekilde göz hapsinde bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Hareket ederlerse ne tarafa doğru gittiklerini ve hangi araçla hareket ettiklerini hemen bildiriniz talimatını vermekle yetinin. 8 Eylül günü Cemal Bey'den şifreyle bilinen şahısların hala orada olup olmadıklarını ve göz hapsinde tutmak için alınan tedbirlerin güvenilirlik derecesini sordum ve kendine günde 2 defa rapor vermesini emrettim. Halit Bey'e yazdığım telgrafa ertesi günü 8 Eylül 1919'da aldığım cevapta Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'e emir verildiği bildiriliyor ve bu emrin bir kopyası veriliyordu. Kolordu komutanı Cevdet Bey de İlyas Bey'in 52 katırlı asker ve 2 makineli tüfekle 9 Eylül sabahı hareket ettiğini ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunacağını bildirdi. 9 Eylül tarihli bir şifresinde karşı koyma hareketlerinin yoğun olduğu bir çevrede daha fazla faaliyet göstermemek hususunda kendini mazur göreceğimi de söylüyordu. 9 Eylül'de İlyas Bey müfrezesinden başka Aziziye'den 2 süvari bölüğü, Siverek'ten Malatya'daki alaya bağlı bir bölük de Malatya'ya gönderildi. Vali Ali Galip'in ve Bedirhanlılarla Cemil Paşazade'nin yaptıkları propagandanın etkisini kaldırmak için Elazığ ve Dersim bölgesiyle ilişkisi olduğunu bildiğim ve Kemah'ta bulunan Halet Bey'e, eski milletvekili, 9 Eylül'de Elazığ'a hareket etmesini ve Haydar Bey'le bağlantı kurmasını yazdım. Ayın sonuna doğru oraya vardı. Van valisi bulunan Haydar Bey de Elazığ valiliği görevine başlamak üzere Erzurum'dan yola çıkarılmıştır. Haydar Bey 15. Kolordu'ya bağlı olup Mama Hatun'da bulunan bir süvari alayıyla da bağlantı kurarak gereğinde bu alayı Malatya'ya doğru harekete geçirecekti. Otomobille bazı subayların da Malatya'ya gönderileceği konusunda bir kayıt vardı. Gerçekten de arkadaşlarımızdan Recep Zühtü Bey görünüşte 3. Kolordu yaveri sıfatıyla ve benden aldığı özel talimatla yanında başkaları da olduğu halde 9 Eylül'de otomobille Malatya'ya hareket etti. Maalesef bindiği otomobil yolların bozuk ve çamurlu olması yüzünden Kangal'da kırılmış ve tam zamanında Malatya'ya yetişememişti. Kangal'dan sonra kah araba ve kah hayvanla gece gündüz yol alarak Sivas'tan hareketinin 4. günü öğleden sonra Malatya'ya varabilmişti. Recep Zühtü Bey'in verdiği raporlar durumun aydınlanmasında çok yararlı olmuştu. Efendim, 10 Eylül günü geç vakit şu telgrafı aldık. Kişiye özel, hiç durmayacaktır. Malatya, 10 Eylül 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özel. 1. 10 Eylül 1919 saat 14'te olaysız olarak Malatya'ya varılmıştır. 2. Bilinen şahısların hepsinin de maalesef Kahta'ya doğru kaçtıkları, etraflı bilginin daha sonra sunulacağı arz olunur. 15. Alay Komutanı İlyas. Aynı gün ve fakat İlyas Bey'in telgrafından sonra da şu telgrafı alıyoruz. Çok acele. Malatya'dan 10 Eylül 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. 1. Harput valisiyle Malatya mutasarrıfı, İngiliz binbaşısı ve yardakçıları olan belli kimseler 15. alayın Elazığ'dan hareketini ve kendilerinin tutuklanacaklarını haber alır almaz bu sabah erkenden kaçmışlardır. Bunların Kahta'daki Bedir Ağa'nın yanına gittikleri ve oradan alacakları Kürtlerle burayı basmaya gelecekleri söyleniyor. 2. Herhangi bir kötülüğe yeltendikleri takdirde bunlar ve Bedir Ağa aşireti hakkında kovuşturma yapılması için Kolordu'dan emir alınmıştır. İzlerinde gidilmektedir. Sonuç ayrıca arz edilecektir. 3. 15. Alay Komutanı'nın emrindeki kuvvetle bugün saat 14'te Malatya'ya geldikleri arz olunur. 12. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Cemal. Aynı tarihte yazılmış olan bu iki telgraf yan yana getirilerek incelenirse dikkate değer bazı noktaların göze çarpmamasına imkan yoktur. Süvari Alay Komutanı Cemal Bey tarafımızdan aldığı talimat üzerine bilinen şahısları sıkı ve güvenli bir şekilde göz hapsinde bulunduracak ve günde 2 defa rapor verecekti. Adı geçen kimseler 10 Eylül günü sabah erkenden kaçtıkları halde Cemal Bey bu bilgiyi ancak İlyas Bey müfrezesinin gelişinden ve İlyas Bey'in raporundan sonra bildiriyor. Cemal Bey
kaçakların İlyas Bey müfrezesinin Elazığ'dan hareketini haber aldıklarını söylüyor. Oysa telgrafhane Cemal Bey'in gözetimi altındaydı. Sonra kaçakların Kürtleri toplayıp Malatya'ya basacaklarının söylendiğini de ekliyor. Bu noktalar süvari alay komutanı hakkında şüphe ve kararsızlık uyandırmaktadır. Daha sonra alınan bilgilerden anlaşıldı ki Ali Galip ve arkadaşlarına 9 Eylül akşamı haber getirilmiş. Ali Galip geceyi uyumadan hükümet dairesinde geçirmişti. 10 Eylül'de yanlarında götürmek üzere 6000 lira sayıp bir kenara koyuyorlar ve kasaya konmak üzere de şu senedi yazıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve adamlarının ortadan kaldırılması masraflarını karşılamak üzere bununla ilgili emre uyularak 6000 lira alınmıştır. 10 Eylül 1919. Halil Rahmi, Ali Galip. İlyas Bey müfrezesinin Malatya'ya yaklaşmakta olduğunun anlaşıldığı bir sırada süvari alay komutanı subaylara mutasarrıfın evini hedef gösteriyor. Mutasarrıfın evini sarıyorlar. Telefon tellerini kesiyorlar ve evi basıyorlar. Bu hareketin başladığını sezen Halil Bey'in ailesi hükümet dairesine haber veriyor. Hükümette para almakla meşgul olan vali, mutasarrıf ve arkadaşları durumdan haberdar olur olmaz korku ve telaşla her şeyi unutup ayırdıkları parayı ve yazdıkları senedi de olduğu gibi bırakıyorlar. Yanlarındaki adamlarıyla birlikte hazır bulunan atlarına binerek kaçıyorlar. Süvari alay komutanının ve topçu alay komutanının valinin geceyi hükümet dairesinde geçirmekte olduğunu bilmedikleri kabul edilemez. Bu tasarruftan çok valinin yakalanmasının önemli olduğu da açıktı. O halde belli kişilerin kaçmasına göz yumulduğu bir gerçektir. En basit bir yorumla belli kimselerin yanlarındaki 5-10 silahlı jandarma ve Kürtle çatışmaktan büyük fenalık çıkabileceği kuruntusu Malatya'dakileri dolaylı yoldan tedbir almaya yöneltmiş ve onlara bu şahısları ürküterek kaçırma yolunu benimsetmiştir denebilir. 10 Eylül'de İlyas Bey'e verdiğim talimatta belirttiğim başlıca noktalar. 1. Kaçakların hızla yakalanmaları. 2. Kürtlük akımına asla elverişli bir ortam bırakılmaması. 3. Malatya'da mutasarrıflığı jandarma komutanı Tevfik Bey'in üzerine alması. Uygun, namuslu ve vatansever bir zatın da Harput'ta hemen valilik makamına getirilmesi. 4. Malatya ve Harput'taki hükümet kuvvetlerini tamamen ele alarak vatan ve millet aleyhine hiçbir harekete meydan verilmemesi. 5. Kaçaklara uyanların amansızca ve merhametsizce yok edileceğinin ilanı ve namuslu halkın gerçek durumdan haberdar edilmesi. 6. Milli varlığımızı tehlikeye sokacak olan yabancıların askerlerine de karşı konulacağının belirtilmesi ve gerekli düzen ve tedbirlerin alındığının bildirilmesinden ibarettir. Efendiler, kaçakların yakındaki veya çevredeki aşiretlerden bir takım Kürtleri toplayabileceklerini, hatta Maraş'ta bulunan yabancı kuvvetlerden bile yararlanabileceklerini kesin gibi kabul etmek lazım geliyordu. Onun için de alınmış olan tedbirleri ve bu işe ayrılmış olan kuvvetleri güçlendirmek gerekiyordu. Bu maksatla Sivas'tan Malatya'ya 9 Eylül akşamı bir katırlı müfreze daha gönderildiği gibi, 3. Kolordu elden geldiği kadar kuvvetlerini güneye indirecek, 13. Kolordu takip işine yüklenecek ve hainlere kıpırdayacak bir fırsat vermemek için pek etkili olmak gerektiğinden Mama Hatun'daki süvari alayı da Harput yönüne doğru hareket ettirilecekti. Bu hususta 3, 13 ve 15. Kolordu komutanlarına gerektiği şekilde tebligat yapıldı ve istekler bildirildi. Efendiler, verdiğimiz direktifler çerçevesinde kaçakları takip ettirirken bir yandan da elimize geçen bazı belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin söz konusu olayı, Ali Galip'in teşebbüsünü ve İstanbul hükümetinin bayağılılığını her türlü açıklamadan daha mükemmel bir şekilde ortaya koyacağını zannettiğimden, onların olduğu gibi gözden geçirilmesinin yersiz olmadığı görüşündeyim. Önce Dahiliye Nazırı Adil Bey'le, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın ortak imzalarıyla Elazığ Valisi Ali Galip Bey'e verilen 3 Eylül 1919 tarihli talimatı birlikte okuyalım. Bundan sonra Dahiliye Nazırı'nın gönderilecek kuvvet ve sarf edilecek para miktarıyla ilgili olarak Baba Ali'den çektiği telgrafını görürüz. İstanbul kendi tarafından çözülecektir. 906. Elazığ Valisi Galip Beyefendi. İlgi 2 Eylül 1919. Sayı 2. Bildirilmiştir. Padişahın hakkındaki yüce buyruğu bugün çıkacaktır. Bu bakımdan kesinlik kazanmıştır. Talimat şudur. Bildiğiniz üzere Erzurum'da kongrede altında birkaç kişi toplanarak bir takım kararlar aldılar. Ne toplananların
ne de aldıkları kararların bir değeri ve önemi vardır. Ancak bu durumlar ülke çapında bir takım dedikodulara yol açıyor. Avrupa'ya da pek abartılarak yansıtılıyor. Bundan dolayı da kötü etkiler yaratıyor. Ortada önem verilmeye değer hiçbir kuvvet ve hiçbir olay bulunmadığı halde sırf bu abartma ve kötü etkilerden endişeye düşen İngilizlerin yakında Samsun'a epeyce bir kuvvet çıkaracakları tahmin ediliyor. Hükümetin her yere olduğu gibi size de gönderdiği bilinen genelgeye aykırı hareketler devam ederse çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas'ı ve oradan daha da ilerleyerek birçok yerleri işgal etmeleri ihtimalden uzak değildir. Bu da memleketin çıkarlarına elbette aykırıdır. Erzurum'da toplanan şahısların yakında Sivas'ta birleşerek yine bir kongre toplamak istedikleri olaylarla ilgili haberleşmelerden anlaşılıyor. Böyle 5-10 kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkamayacağı hükümetçe bilinmektedir. Ne var ki bunları Avrupa'ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun içindir ki onların orada toplanmasına meydan vermemek gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce Sivas'ta hükümetin tam olarak güvenini kazanmış ve memleketin iyiliğine olan tebligatı olduğu gibi yerine getirmeye azimli bir vali bulundurmak gerekmektedir. Yüksek şahsınızı onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta kongre toplamak isteyen birkaç kişiye engel olmak o kadar güç bir şey değilse de yüksek dereceli sivil memurlarla komutanların, subayların ve askerlerden bazılarının da bunlarla aynı düşüncede olmaları dolayısıyla hükümetin aldığı tedbirleri ellerinden geldiğince boşa çıkarmaya ve binlen şahısları güçleri yettiği kadar korumaya çalışacakları göz önünde bulundurularak güvenilir 1-200 kişinin yanınızda bulunması başarı sağlama bakımından uygun görülmektedir. Bundan dolayı daha önce yazdığım gibi oralardaki Kürtlerden güvenilir 150 kadar atlıyı yanınıza alarak oradan niçin gidildiğini hiç kimseye sezdirmeden Sivas'a hiç kimsenin beklemediği bir zamanda vararak vali ve komutanlığı hemen ele alacak ve sayıları az olmakla birlikte oradaki jandarma ve askeri iyi kullanarak toplantıya meydan vermemiş olacağınız ve orada bulunanlar varsa hemen yakalayıp göz altında İstanbul'a gönderebileceğiniz açıktır. Böylece kazanılacak hükümet nüfuz ve otoritesi içeride macera peşinde koşanları yıldırarak bir daha bu gibi kötü hareketlerin meydana gelmesini önleyeceği gibi dışarıda da pek iyi bir etki yapacak, yabancıların asker çıkararak oraları işgal etmek konusundaki tasarılardan vazgeçmeleri için hükümetçe yapılacak müracaat ve teşebbüslere sağlam bir dayanak oluşturacaktır. Zaten Sivas halkının bazı tanınmış kimselerinden araştırılarak elde edilen doğru bilgilere göre halk bu politikacıların kışkırtmalarından, para toplamak için yaptıkları baskılardan pek nefret etmiş. Bu hareketlerin önlenmesi için hükümete her türlü yardımı hazırdır. Orada derhal jandarmaya yazılacak. İstenildiği kadar asker bulunacağı, bunlara nüfuzlu kimseler tarafından özel olarak yardım edileceği haber verilmektedir. Bu şekilde yeteri kadar ve hükümete kuvvetle bağlı jandarma birliği kurulduktan sonra birlikte götüreceğiniz süvarileri hoşnut ederek yerlerine göndeririz. İşte alınacak tedbirler bundan ibarettir. Bunun kolaylıkla ve başarıyla uygulanması sadece son derece gizli hareket etmeye bağlıdır. Sivas'a tayininizden, hatta o taraflara gideceğinizden kendi aileniz içinde en çok güvendiğiniz bir tek kimseye bile bahsetmeyiniz. Sivas'a girinceye kadar maksadınızı yanınızdakilere bile sezdirmeyiniz. Bu başarının temel şartıdır. Bu itibarla şimdilik ailenizi herhalde orada bırakarak etraftaki aşiretleri teftiş için 5-10 gün kalacağınızı ailenize ve çevrenizdeki yakınlarınıza anlatarak hemen yola çıkıp bir gün öncesinden Sivas'a ansızın girmeye gayret etmelisiniz. Oraya vardığınızda aşağıdaki telgrafı gereken kimselere gönderip valilik ve komutanlığı ele alarak hemen işe başlamalısınız. Bir yandan da makine başında durumu bakanlığa bildirmelisiniz. Böylece oradaki şartlar belli olur olmaz size yine makine başında tarafından gereğine uygun tebligat yapılacaktır. Bu şekilde işe başladıktan sonra ne vakit uygun görürseniz ailenizi ve eşyanızı Sivas'a getirtebilirsiniz. Yalnız şimdi orada bulunan Reşit Paşa'nın valilik görevinden alındığı, yerine bir başkasının gönderileceği her nasılsa duyularak kendisi tarafından bakanlığa başvurmuş olduğundan ve adları bilinen kimselerin yakında Sivas'ta toplanmak istedikleri alınan haberlerden anlaşıldığından boşuna bir dakika geçirilmeksizin bir an önce hareketle oraya vaktinden önce ulaşmaya gayret etmeniz işin gereği olarak pek önemli ve zaruridir. Bu durum karşısında ne zaman hareket edeceğinizin ve ne kadar zamanda oraya varabileceğinizin bildirilmesi gerekiyor. Sivas'ta ilgililere göstereceğiniz telgraf şudur. Zat-ı Alilerinin Sivas ve komutanlığına tayinleri Meclis-i Vükela, Bakanlar Kurulu kararıyla
Padişah Hazretlerinin yüce buyruklarına sunulmuş ve gereği şerefle onaylanmış olduğundan hemen hareketle bu telgrafı Sivas'taki sivil ve askeri memurlardan gerekenlere gösterip vali ve komutanlığı üzerinize alarak göreve başlamanız ve durumu hemen bildirmeniz tebliğ olunur. 3 Eylül 1919 Dahiliye Nazırı Adil, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik. Ali Galip Bey bu telgrafa karşılık olarak Malatya'dan son defa şu telgrafı veriyor. Çok acele ve gizli, kendi tarafından çözülecektir. Dahiliye Nezaretine. Bu ayın 14. günü yeterince kuvvetle eşkıyanın peşine düşüp ve yakalanması için Malatya'dan hareket edecek şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Tanrı'nın yardımıyla çarpışmadan başarılı sonuç alınacağına güven buyrulsun. Yalnız yazıların cevapları ve gerekleri geciktirilmemelidir. 9 Eylül 1919 Elazığ Valisi. Bu telgraftan 9-10 Eylül gecesini hükümet dairesinde heyecanlar içinde ve sabaha kadar uykusuz olarak geçiren Ali Galip'in 9 Eylül 1919 günü henüz kahramanlığının üzerinde ve Tanrı'nın yardımıyla çarpışmada başarıdan pek ümitli olduğu anlaşılıyor. Efendiler, bu olaydan ve bu belgelerden haberdar edilen sivil amirlerden Dahiliye Nazırı Adil Bey'e, komutanlardan da Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya güvensizlik bildiren telgraflar çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. Halkın dikkati çekildi. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın telgrafına cevap veren Adil Bey'in şu sözleri ne kadar garip ve şaşırtıcıdır. Adil Bey, sözünü ettiğim telgrafı şu cümlelerde bitiriyordu. Elbette Halife Hazretlerinin yüce buyruklarına uyma gereğini takdir edersiniz. Efendiler, bir tesadüf eseri olarak bu görüşme sırasında ben de telgrafhanede bulunuyordum. Bir aralık dayanamadım. Şu telgrafı yazıp çekilmek üzere memura verdim. Dahiliye Nazırı Adil Bey. Milletin padişahına maruzatta bulunmasına engel oluyorsunuz. Alçaklar, caniler, düşmanlarla millete karşı haince tertiplere girişiyorsunuz. Milletin güç ve iradesini kabul etmekten aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Ancak vatan ve millete karşı haince ve son bir çırpınışla alçakça harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve yardakçıları gibi aptalların verdikleri ahmakçasına ve asılsız sözlere kapılarak ve Mr. Novel gibi milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanınızı satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe sorulacak hesabını göz önünde bulundurunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız. Mustafa Kemal. 10-11 Eylül 1919. Bütün komutanlar da gerektiği şekilde müracaatta bulundular. 12 Eylül'e kadar aldığımız raporlardan kaçakların 10-11 Eylül gecesini Raka'da geçirdikleri, 11-12 Eylül gecesinde Raka'nın yarım saat yakınındaki bir köyde bir aşiret reisinin yanında geçireceklerinin anlaşıldığı bildiriliyordu. Bu bilgi 20, 15 ve 13. Kolordu komutanlarına bildirildi. 11 Eylül ve 11-12 Eylül'de Malatya ile telgraf başında yapılan haberleşmeler, daha Malatya'da kesin emir ve talimat almış olan şahısların zihinlerinin daha henüz bir karışıklık içinde bulunduğunu gösterecek nitelikteydi. Elazığ'dan gelen alay komutanı İlyas Bey, Mutasarrıf Bey'in gönderdiği özel bir adam tarafından Vali Ali Galip ve Mutasarrıf Halil Beylerin bazı şartlarla yerlerine dönmek istedikleri bildirilmiş. Memleketin selameti adına bunların bu şekildeki tekliflerini kabul etmenin uygun olup olmadığı konusundaki emrinizi beklemekte olduğumuz arz olunur demekteydi. 11 Eylül. Bunun arkasından İlyas Bey, 11-12 Eylül gecesi yine telgraf başına gelen Süvari Alay Komutanı Cemal, Mutasarrıf Vekili Tevfik, Topçu Alay Komutanı Münir, Jandarma Yüzbaşısı Faruk, Baytar Binbaşısı Mehmet ve Elazığ'dan gelen Alay Komutanı İlyas Beyler adına şunları yazdırdı. Malatya'dan İlyas Bey, güvenilir bir kimse olan Jandarma Yüzbaşısı Faruk Bey'den biraz önce alınan bilgiler aşağıda verildiği gibidir. Faruk Bey, Kahta ve çevresinde takipte, Malatya'ya 5 saat uzaklıktaki Raka köyünde Kürtlerin toplandıklarını, şimdi Mutasarrıf'la arkadaşlarının orada bulunduklarını, Sivere'ye kadar uzanan bölgedeki aşiretlerin birbiri ardınca buraya gelmekte olduklarını, Dersim aşiretlerine varıncaya kadar Kürtlük adına çağrıldıklarını, Mutasarrıf'ın planına uyularak önce Malatya'ya saldırıp tamamıyla yağmaladıktan sonra bütün kuvvetleriyle Sivas'a doğru yürüyeceklerini
Malatya'da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve süreceklerini, Dersimlilerinde aynı zamanda Harput'a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasarrıfın Malatya'dan gitmesi Kürtlük adına kendilerine karşı büyük bir aşağılama ve hakaret olarak sayılıyormuş. Vali böyle bir yağmaya ve katliama taraftar ve razı olmadığını, ancak mutasarrıfın düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya'ya çarpışarak girdikleri zaman Kürt bayrağı çekileceğini ve yanlarındaki İngiliz binbaşısı da Urfa'da bulunan İngiliz tümeninin harekete hazır olduğunu bildirmişse de Hacı Bedir Ağa'nın bunu kabul etmediği ve aşiretlerin Malatya'nın Kürdistan sayılıp Malatya'da Kürt bayrağı çekilmesinde direndikleri, dün akşam Malatya'ya dönmek isteyen valiyi bırakmadıkları abartılmadan arz olunur. Şartları aşağıdadır. 1. Valinin yerine dönmesi. 2. Mutasarrıfın eskiden olduğu gibi yerinde kalması. 3. Elazığ'dan gelen askerin geri gönderilmesi. 4. Vali, 100 silahlı Kürt'le Malatya'ya girdiği zaman huzurun sağlanması ve Sivas'a doğru yürümesi. 5. Aşiretlerden alınan 7 tüfekte bir tabancanın geri verilmesi.